Bahar Değerli Podyum'da. Kötüyüm, niye dil dökeyim? Eş dost aymasın diye ben örteyim. Karşıma geçip bana iyi misin diye sorma. Gencecik yaşımda adam öldürmeyeyim. Çok kötüyüm, niye dil dökeyim? Eş dost aymasın diye ben örteyim. Karşıma geçip bana iyi misin diye sorma. Şu yaşımda adam öldürmeyeyim. Bahar. Hoş bulduk Erkan Hanım. Nereye gidiyorsun? Üniversite arkadaşlarımla buluşup akşam yemeği yiyeceğiz. Peki. Gel yıldızına. Deniz. Bahar, ayakkabını gösterir misin? Tabii. Görelim, kamerada görsün. Hı-hı. Aşırı derecede rüküş ötesi bir şey. Hiç beğenmedim. Sadece ayakkabını değil, kıyafetlerini. Bu kadar. Ya. Teşekkür ederim Deniz'ciğim. Yani biz burada ikize demode falan diyorduk ama haksızlık yapıyormuş. Şu an özür diliyorum sizden. Daha demodesi geldi. Hatta onlara kurban olayım yani. Çok kötüsün, çok kötü giyinmişsin. Hiç beğenmedim. İkinci gün için çok kötü bence ya. Nasıl bir ayakkabı? Ayakkabıların, çantan, bu pantolon. Boyum kaldırsın diye giymiş olabilir miyim ya, peki? Görmediğim için çok fazla problem etmiyorum ama üzerine ceket, o pantolon. Saçını daha yukarıdan toplamalıydın da böyle kuş bülbül yuvasını yapmasaydın keşke. Boy kaldıracak çok tarz güzel ayakkabılar var. O zaman çok düz at kuyruğu oluyor. Hani burada düz at kuyruğu olsun. Sen ceketin hareketi var öyle. Niye böyle lülülü yaptın saçları? Saçında çok fazla hareket yok İran zaten. Hani öyle bir hareketli bir saç ben değil. Ben beğenmedim hem de hiç. Peki teşekkür ederim. Senin yorumun. Klasik misin? Selin son yorum. Yani ben de pek beğenemedim Bahar seni. Özellikle o ayakkabıların çok kötü. Üzerinde tarz bir şey göremiyorum ben. Üzgünüm. Beğenmedim. Hazır mısın Bahar'cığım? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin Sarı Hoş Bahar. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Lakabınız Sarı Bahar. Peki. Öbürü de Bahar C. Bahar C, evet. Ama Bahar C daha hoş geliyor kulağa. Öyle mi? Galiba. Sarı Bahar kötü mü? Yok yani. Acaba değiştirsem mi? Neyse espri yapıyorum. Hı-hı. İki bahar olunca. Benimki de bahar D oluyor o zaman. Evet, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Üniversite arkadaşlarımla akşam yemeğine gidiyorum. Ama kötü geldin ya. Çok sadeyim biliyorum çünkü dün çok kafa karışıklığı sade oldu. Sade olayı değil, hayır. Buraya simsiyah gelirdim, mosmor, tüm gri gelirdin dümdüz. Hı hı. Ama bir stil olurdun. Hiç stil değilsin. Göz zevkimi hakikaten bozdun. O zaman ağlamak istiyorum şu an. Valla ister ağla ister göbek at. Göz zevkimi bozdun, üzgünüm. Peki, teşekkür ederim. Bu program yaklaşık 3 yıldır var. Hı hı. Ben senin bu programı izlediğini düşünmüyorum. Gerçekten izliyorum. Ama izlemek var, bir de onu uygulayabilmek var. Ama sen maalesef uygulayamamışsın. Yani ben üzerindeki hiçbir parçayı sevmedim. Hiç yakıştıramadım. Bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim o zaman. Belli sebeplerimden dolayı birkaç gün biraz kötü olabilir. Hani ne sebebin var? Açıklamak istemiyorum. Bahane gibi oluyor. Açıklayamayacağım bir şey ama çünkü. Ama yani yine söylüyorsun, yine bahane ediyorsun. Yani işte burası bahane olmasın diye zaten özellikle belirtmek istedim. Birkaç gün sonra hani durumu değerlendirirseniz çok çok mutlu olurum en azından. Ama böyle birkaç gün beni idare edin gibi bir şey. İdare edin gibi değil tabii ki ama. Ama onu demeye getiriyorsun. Yok, idare edin anlamında değil. Yani açıklama yapıyorum sadece. Okey ama maalesef. Tarzı olan insanı ben 3 kilometreden tanırım. Hiç olmasa bir saçın olmalıydı. Saçının bir şeyi olmalıydı. Pardon canım lafını. Estağfurullah. Maalesef tarz değilsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin Bahar. Hoş bulduk İvan Hanım. İşte. Çantaya yana koyar mısın? Şuraya. Yok yani tamam. Küpür atabilirsin. O tarz çantaları biz sevmiyoruz. Tamam. Yani çünkü makyaj çanta gibi görünüyor. Çok şey. Kombinin zayıf gösteriyor. Şimdi bir İspanyol paça sana yakışıyor. Sorun yok. Basını birazcık
olduğu için onu biraz kamufle etmelisin. Yani ceketin boyu biraz daha uzun olmalı. Ayakkabı ne giydin bilmiyorum. Bir görebilir miyim? Dolgu topuk giydim. Dolgu yüksek topuk göstersin diye. Anladım. Şimdi siyah beyaz ceket, kot pantolon, kot pantolon ile er giyseydin çok daha cool ve hoş görüntü olabilir. Ama o İspanyol paçanın altında sıradan oldu. Deri de bile kullanabilirdin. Deri bir etek de kullanabilirdin. Bir butiler de giyebilirdin. Yani başka bir kombin yapabilirdin aslında. Çünkü üstündeki parça kötü değil. Saçlarını da ben sevmedim. Saçlarının rengi çok çiğ. Öyle yani mi? Onu biraz daha şey, Kemal gelince zaten yorum yapar eğer burada olursan. Ama çok böyle dipleri çok koyu. Uçları çok açık. Dipleri çok fazla açık olunca, hani full sarı gibi olunca çok suratıma yakışmıyor. Daha küllendirilebilir. Uçlarında biraz daha böyle tatlı tonlarından giymesi gerekiyor. Mesela benim saçlarım yani şeyde çok böyle bir çiğ renk olmuyor. Çünkü hem sarışın hem de çiğ olduğu zaman yani plastik gibi görünüyor. Ondan dolayı güzel görmüyor. Ne bileyim, zayıf kombinde geldin bugün tekrar. İkinci gün. Bilmiyorum. Eğer bu hafta böyle devam edersen zor oluyor. Çünkü son haftadayız yani. Evet. 10. haftadayız. Senin şanssızlığın 10 haftadan geldin. Yani kızlar çok akışma yaptılar ama onlar ikinci günde çoğu kızlar çok bu tarzıyla gelmişler burada. İzlemedim, program belli. Ama eğer burada kalmak istiyorsan benim tavsiyem programı eskiler sezonlara bir izle. Ona göre gel. Tamam peki. Teşekkür ederim.